Hepinize merhaba. Bu videoda size 3 farklı ama aşırı kolay, aşırı hızlı örgülü saç modeli göstereceğim. O fikir de nereden çıktı? Şu anda saçımı görüyorsunuz. Bu saç modelinde o kadar çok sordunuz ki bana. Instagram'da bir fotoğraf koymuştum. Instagram'dan eğer beni takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Orada bir fotoğraf koymuştum ve inanılmaz fazla istek geldi sizden ve aslında o kadar kolay bir model ki göreceksiniz birazdan. Ben dedim ki tek bir model göstermek yerine 3 farklı model göstereyim bu videoda. Eğer bu saç modelleri nasıl yaptığımı merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Saçımı ortadan ayırıyorum ve saçıma Hollanda örgüsü yapacağım. Nasıl olduğunu hemen göstereceğim size. Önce buradan ufak bir parça alıyorum. Böyle önden. Ve bunu normal örgü yapacakmış gibi 3 parçaya ayırıyorum. Normal örgüde üstünden geçerek örerdik. Bunu da altından geçireceğiz. Tamamen olayı bu zaten. Altından geçirerek örüyorum. Geri kalanı da Fransız örgüsüne benziyor. Yani balık sırtı da diyebiliriz. Saçıma saç ekleyerek devam ediyorum ama hep altından geçiriyorum. Ve iki taraftan da saç ekliyorum. Son parçayı da aldıktan sonra ucuna kadar normal bir şekilde öreceğim. Burada bu sefer alttan küçük bir parça alıyorum. Aslında bu tarafta yaptığımı aynısını yapacağım ama bunu alttan yukarı doğru öreceğim. Eklenecek parçalar bittiğinde normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. Bu açıdan konuşmak biraz enteresan oluyor ama. Ve böyle bırakıyorum. Örgüyü gevşetmeye başlıyorum. Önce bu tarafı gevşeteceğim. Kenarlarından bütün örgüyü gevşetiyorum çekerek. Böyle daha büyük bir örgü haline geldiğinde böyle buraları da parmaklarımı geçirip gevşetiyorum. Altına getiriyorum diğer örgünün. Yani aslında bu örgü devam ediyormuş gibi görünüyor. Bunu bir buraya tutturuyorum. Daha sonra devam edeceğim ama böyle kalmayacak burada. Bunu da bu tarafa getiriyorum ve öne getirip buradan lastiği çıkartıyorum. Altına gizliyorum. Bu lastiği de çıkartıyorum. Kenarlardan biraz saç çıkartıyorum. Çünkü ben orada daha çok seviyorum. Biraz gevşetiyorum örgümü. Biraz alttan da saç çıkartıyorum. Saçımı ortadan ayırıyorum. Bu sefer kılçık örgü yapacağım. Kılçık örgü için saçımı 2 parçaya ayırıyorum. Aslında en az normal örgü kadar basit. Buradan ince bir parça alıyorum, diğer tarafa koyuyorum. Buranın dışından ince bir parça alıyorum, diğer tarafa koyuyorum. Birazcık ördükten sonra biraz örgüyü bozuyorum. Bozmak değil aslında ama büyütmek. Örgüyü genişletiyorum, büyütüyorum bu şekilde. En sona kadar ördükten sonra yaparsanız o zaman örgü biraz bozulabiliyor veya istediğiniz kadar genişlemeyebiliyor. En azından benim saçım da çok uzun olduğu için sanırım. O yüzden ben arada bir bunu yaparak devam edeceğim. Biraz daha gevşetiyorum. Bayağı böyle çekerek ayırıyorum resmen. Örgüyü alıyorum ve kafamın üstüne getiriyorum. Ters tokayla tutuyorum ucunu. Şu an ucu önemli değil. Bunu da önünden geçirip bunun arkasına sokuyorum. Ondan biraz saç çıkartıyorum ve aralardan. Bu sefer saçımı yandan ayırıyorum. Ve bütün saçımı bir tarafıma alıyorum. Küçük bir üçgen halinde bir tutam saç alıyorum. Bu da Hollanda örgüsü. 3 parçaya ayırıyorum ve alttan geçerek örüyorum ilk sırayı. Daha sonra buradayken küçük bir saç alıyorum. Yine alttan geçiriyorum. Buradayken de buradan saç alıyorum. Dıştan. Ve yine altından geçiriyorum. Hem içten hem de dıştan saç ekleyerek örüyorum. Ama en önemlisi örgüyü yüzümün yanında devam ettiriyorum. Yani bu tarafa doğru gitmiyorum. Ve bu taraftan, iç taraftan alacağım saç bitti. Kulağıma geldim. Bunu normal örmeye devam edeceğim. Ve artık sadece dıştan alacağım. Son parçayı da aldıktan sonra geri kalanını normal şekilde örüyorum ve topluyorum. Genişletmeye başlıyorum. Aslında bu modelin sizin bu kadar ilginizi çekmesinin nedeni örgünün çok büyük olması muhtemelen. Çünkü aslında çok basit, hiç komplike olmayan bu model. Ve özellikle bu tepe kısmına geldiğinde, yani bu Hollanda örgüsünü genişlettiğimizde örgü gerçekten 3 boyutlu görünüyor. Normal bir balık sırtı örgü, yani Fransız örgüsü yapsaydım bu örgü altta kalacaktı ve öyle durmayacaktı. İnce saçlar çıkartacağım oradan. itsmeduyguxo diye hashtag yapıp eğer bu saçları yaparsanız, hatta herhangi yaptığı bir makyaj yaparsanız da aynısını yaparsanız, yani beni taglerseniz, hashtag'imi kullanarak paylaşırsanız Instagram'da çok sevinirim. Bakmak çok hoşuma gidiyor çünkü. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yararlı olmuştur. Bu tarz saç modeli videolarını daha fazla görmek ister misiniz kanalımda? Eğer görmek istiyorsanız beğeni tıklamayı unutmayın lütfen ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bayağı çıktı yalnız. Demek ki benim iştirak yok, buradan tutmak gerekiyor. Ödüm öyle.